Cümleten selamünaleyküm dostlar. Bugün pazar. Bugün sizlere çok özel bir haber aktaracağım. Yıl 2016. İtalya Rockefeller binasında çok önemli bir projenin temelleri atılır. Global Virome projesi. Bu özel konuya başlamadan önce sizlere çok güzel ve önemli bir haberi söylemek ve duyurmak istiyorum. %100 yerli ve milli ventilatör cihazımız hazır. Ventilatör cihazı nedir derseniz bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan, dünyada en çok ihtiyaç duyulan cihaz. Nefes alıp verme cihazı. Bu korona virüsü akciğerleri mahvediyor. Akciğerler nefes alamıyor ve insanların bu korona virüsüye kalanan insanların çoğu boğulma tehlikesi geçiriyor. Kendisini boğuluyor gibi hissediyor. İşte bu ventilatör cihazı da nefes alıp vermeyi kolaylaştıran bir cihaz. Amerika'dan İtalya'ya, Fransa'dan İngiltere'ye dünyanın dört bir köşesinde hatta dünya devlerinin yaşadığı en büyük sorun, en büyük eksiklik, ventilatör. İki gün önce Tesla'nın sahibi Elon Musk, Amerikan hükümetine ventilatör cihazı üretme noktasında destek vermeye hazır olduğunu duyurmuştu. Çünkü Amerika'da da çok büyük oranda bu nefes alıp verme cihazının sıkıntısı yaşanıyor. Onların Elon Musk'ı varsa bizim de Selçuk Bayraktar'ımız var Allah'a çok şükür diyoruz. Devlet destekli Biosis Biomedikal firmamız bu ventilatör cihazını üretti. Tabii bunun seri üretim noktasında daha da desteklenmeye ihtiyacı var. Bu noktada bugün Selçuk Bayraktar sosyal medyada yaptığı duyuruyla bu Biosis Biomedikal firmasına destek olacaklarını, onların bu ventilatör cihazını seri bir şekilde üretmesi noktasına destek olacaklarını ve... 200 adette sipariş verdiklerini duyurdu. Hem üretiminin hızlanması noktasında teknik ve donanımsal destek verecek olan Selçuk Bayraktar ayrıca Biosil firmasından da ürün satın alaraktan maddi destek vermiş olacaklar. Diğer büyük firmaların da bu akıma katılması bekleniyor. Yerli ve milli ventilatör cihazımızı üreten Biosys firmasından Allah razı olsun ve ona destek veren herkesten Allah razı olsun. Ve Türkiye'nin gelişmesi için bir dirhem dahi destek olan herkesten Allah razı olsun. Köstek olanları biliyoruz zaten. Geçtiğimiz günlerde sizlere İtalya'dan bir haber aktarmıştım. İtalya Türkiye'ye 200 bin maske siparişi vermişti. Bu 200 bin maske İtalya'ya teslim edilmediydi. Çünkü Türkiye'de ihtiyaç olması halinde bu maskeler kullanılması düşünülüyordu. Fakat dün akşam yapılan görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı görüşmeler, İtalya Cumhurbaşkanı'nın Başkanımız Erdoğan'ı aramasından sonra bu 200 bin maske İtalya'ya teslim edildi. Türkiye üretiyor sevgili dostlar. Bu noktada sıkıntımız yok. Çalışmaya devam. İtalya kaç gündür maskeleri almadığından dolayı ortalığı ayağa kaldırıyordu. Al maskeni. Haydi yoluna. Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 Alman hasta iyileşerekten taburcu edildi. Koronavirüse yakalanan 35 tane hasta var Kıbrıs'ta mevcut. Bunların 33 tanesi, 32 tanesi Alman turist. Geriye kalan 2-3 vatandaş ise KKTC vatandaşı. Türkiye'de de yakın zamanda koronavirüs belasından kurtulma haberleri kamuoyunun gündemine düşmeye başlar. Şu an sadece ölümler ve koronavirüse yakalananlar açıklanıyor. Yakında iyileşenler de kamuoyunun gündemine gelecek. 2009'da Amerika Birleşik Devletleri destekli bir proje başlatılır. Bu projenin akabinde bin tane virüsten hayvandan insana geçen virüsün keşfi yapılır. Ve bu projenin devamı niteliğinde 2016 yılında İtalya'da Rockefeller Vakfı'nın binasında bir toplantı gerçekleştirilir. Hatta toplantılar silsilesi gerçekleştirilir. Global Virome projesinin temelleri atılır. Amerikan Start News'in 2016 yayını tarihi ve İngiliz'in The Telegraph gazetesinin 2018 tarihli yayını. Burada sizlere bunlar aktaracağım. Bu haberlerin linklerini de yorum kısmına bırakacağım. Dileyen dostlar oradan İngilizcesini okuyabilirler. Yıl 2016, Amerikan destekli ve Bill Gates Vakfı'nın öncülüğünde bir proje başlatılır. Kaliforniya Üniversitesi, Amerika'daki birçok bilim adamı ve dünyadaki birçok bilim adamının desteklediği bu projenin amacı dünyanın neresinde, hayvanlarda ne kadar virüs var, kaç çeşit virüs var, bunun katalog haline getirilmesi. Dünyadaki tüm virüslerin araştırılarak bulunması projesi, Global Viron Projesi. Amerika'nın bilişim devi Bill Gates ve Melinda Gates Vakfı'nın ve İngiltere'nin dev ilaç firması öncülüğünde Wellcome Trust firmasının öncülüğünde bir proje Amaç dünyanın herhangi bir yerinden gelecek olan salgın hastalıklara hazırlık ve bunun aşısının üretilmesi noktasında çalışmalar. Bu çalışmaya Amerika'nın önde gelen virüs avcısı Federal Virüs Avcılarından bir bilim adamı da katılır. Bu bilim adamının yaptığı açıklama, "Günümüz bu salgın hastalıkların daha çok yayılması noktasında her an her şey olabilir." diyor. Bill Gates ve Welcome Trust firmasının başlattığı bu projenin maliyeti korkunç sevgili dostlar. Yaklaşık 3,5 milyar dolar. Belki de daha fazla. İnanılmaz bir rakam. Bunun benzeri bir proje daha yürütülmüştü. Yıl 1991 insan Genomu Projesi. Tüm dünyadaki insanların, insan ırklarının gene yapısının incelenmesi projesi. 1991 senesinde yürütüldü. Onun maliyeti yaklaşık 2.7 milyar dolar tuttu. O zamanki 1991 şartlarında çok büyük bir meblağ. Türkiye'den de Amerika'ya kan testleri, kan örnekleri gönderilmeye çalışılmıştı. Birilerinin yürüttüğü neydi? Kampanya üzerinden. Bilenler biliyor. Ama o zamanın Sağlık Bakanı bunu elinden geldiği kadar engellemeye çalışmıştı. Tabi yine kaçıranlar kaçırılmıştır. Ama önemli bir kısmı Türkiye'de kaldı. Tabii bu proje 3.5 milyar dolara yakın ve daha da fazla olacak bir proje. Bunun kaynağı, bunun parası nasıl sağlanacak? Nereden sağlanacak? Bu paranın bulunması kaynak noktasında bir toplantı yapılır. Nerede mi? İtalya'da. Dünyanın dört bir tarafından bilim adamları Rockefeller Vakfı'nın İtalya'da bulunan Lombardiyo bölgesinde bulunan binasında günlerce toplantı yaparlar. Bu toplantıya dünyanın dört bir tarafından bilim adamları, ilaç firmalarının yetkilileri ve bu projeye destek veren ülkelerden de yetkililer katılır. Rockefeller. Rockefeller'in kim olduğunu Dünya alem biliyor. Toplantının yapıldığı bölge önemli. Lombardiyo. Lombardiyo şu an İtalya'da koronavirüsten en çok ölümün gerçekleştiği bölge. Tesadüf mü yoksa Amerika'dan Michael Osterholm diye bir biyogüvenlik uzmanı profesör bu toplantıya davet edilmez, çağrılmaz. Bu kişi önemli. Niçin mi? Çünkü bu adam, bu bilim adamı bu tür toplantılara karşı olan bir bilim adamı. Her milletten de iyi insanlar mutlak suretle çıkar. Çünkü hayvanlardan insana bulaşacak virüslerin incelenmesi bu tür ortamlarda, bu tür toplantılarda yapılan ve alınacak olan sonuçlar çok tehlikelidir diyor. İnsan ırkına hayvanlardan bir sonraki salgının, bir sonraki virüsün nasıl ve ne zaman bulaşılacağının bu toplantıda öngörülmesi akılları karıştırıyor ve katılımcılar bir konu etrafında konuşmaya başlarlar tartışmaya başlarlar dünyada bir sonraki salgın hastalık nedir ne olacaktır İtalya'daki Rockefeller Vakfı'nın binasındaki bu toplantıya katılan bilim adamları, bu katılımcılar yaklaşık 1,5 milyon virüs olduğunu, hayvanlarda virüsün bulunduğunu ve bunlardan 800 bininin bilindiğini, geri kalanın bilinmediğini ortaya koyarlar. Ve şunu derler, insana bulaşması en yakın virüs çeşidi hangisidir, en yakın virüs hangisidir? Bunun etrafında bir liste yaparlar, bir sıralama yaparlar ve İtalya'da bu çalışmalar günlerce sürer, olay kapanır. 2 sene sonra İngiliz The Telegraph Gazetesi'nin bir haberi akılları allak bullak eder. 2 yıl önce İtalya'da Rockefeller Vakfı'nın binasında yapılan toplantının devamı niteliğinde bir haber. Araştırmacılar küresel çapta bir salgının hayvandan insana bulaşan bir salgının engellenmesinin noktasında hangi virüsün insanlara bulaşacağını ortaya koydular. 2 tür virüs keşfettiler. Adını da X hastalığı koydular çünkü henüz bir adı yok. Bu X hastalığı dünyada küresel boyutta yayılma potansiyeli gösteren bir hastalık, bir virüs. Önemli, bu keşfedilen iki virüs yarasalardan keşfedildi. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim adamları yaptıkları açıklamada Myanmar bölgesindeki yarasalarda keşfedilen bu virüs korona ailesine ait bir virüs ve çok tehlikeli bir virüs. İnsana da geçme olasılığı çok çok yüksek denildi. Bu keşfedilen virüs SARS ve MERS virüslerinin aynı ailesinden, koronavirüs ailesinden olmasına rağmen onlardan farklı özellik gösteriyordu. Tabii bir yandan Amerikalı ve dünyanın diğer bölgelerinden bilim adamları bu araştırma yürütürken yürüttükleri bu tehlikeli ve bir o kadar da gizli araştırma bir yandan da Çin devleti aynı bağlamda paralel şekilde araştırma yürütüyordu. O da yaratılar üzerinde araştırmalar yürütüyordu. Kendi bilim adamlarını, kendi ajanlarını sağa sola dünyanın dört bir tarafına gönderiyordu. Önceki videomda anlattıklarımı dinleyenler bilirler. Bunlardan bazı ajan bilim adamları da Çinli sözde bilim adamları nereye gitmişti? Amerika'ya gitmişti. Çok girift, iç içe geçmiş, birbir içine geçmiş olaylar silsilesi. Bir noktadan sonra aklımız, hafızamız almıyor. Çünkü biz onlar gibi şeytanlık düşünmüyoruz. Bu bilim adamları yüz binlerce virüsü indirgeyerek 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 150 çeşide indirdi ve bu 150 çeşit hayvandan aldıkları örneklerle tükürük örneği, kan örneği ve dışkı örnekleriyle hayvandan insana geçen iki patojen keşfettiler. Tehlikeli patojenler. Burası önemli. Bu projeye katılan bilim adamlarından biri Mark Vaitotto yaptığı açıklamada insanı dehşette bırakıyor. Bu yapılan çalışmalarda hedefimiz yüksek oranda ölüm içeren bir pandemik virüs araştırmak, virüsü keşfetmektir dedi. Oh, dehşet, dehşet. Hedefimiz yüksek ölüm potansiyeli olan bir pandemik virüsü keşfetmektir. Başlı başına bir facia. Bu projelerin esas amacının ne olduğu burada bu cümlede ortaya çıkıyor. Sözde insanlığın hayrına bir araştırma hani virüsleri araştırıyorlar katalogluyorlar işte o virüslere göre bir iğne yapacaklar o iğne o aşıyla beraber ola ki bir zaman geldiğinde yıllar sonra bir zaman geldiğinde o virüs insanlara geçerse aşısı hazır olsun projesi olarak gayet masumane ve gayet iyi niyetli görünen bir proje ama işin detayını bu bilim adamı ağzından kaçırıyor hedeflerinin ölüm oranı yüksek, ölüm potansiyeli yüksek olan bir pandemik virüsü keşfetmek olduğunu söylüyor. Ve bu ekip bu keşfedilen SARS benzeri virüsün, koronavirüsün adı X hastalığı, insanlar üzerinde bir etkisi var mı, insanlara daha önce bulaştı mı, bulaştıysa nasıl bir etki bıraktı gibisinden o bölgede yaşayan insanlar üzerinde test ve araştırma yürüttüler. Myanmar'da katliam olmuştu. Müslüman katliamı Birçok insan ortadan kaybolmuştu. Tedbirli olmalıyız, dikkatli olmalıyız. Takdiri Allah'a bırakmalıyız. Allah Türkiye'mizi her daim muccessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.